Herkese merhaba, Eduku Gurme kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir pasta tarifim var sizler için. Klasik pastaların dışında bir pasta olacak. Şimdi yapımına başlayalım. Kekimiz için malzemelerimiz 350 gram un, 380 gram toz şeker, 10 gram kabartma tozu, 240 gram süt, 120 gram yoğurt, 3 adet yumurta, 1 tutam tuz ve 120 gram sıvı yağ. Kabımızın içerisine yumurta, toz şeker ve sıvı yağını ekleyip karıştıracağız. Daha sonra yoğurdunu ilave ediyorum. Sütünü de ekliyorum. Bütün sıvı malzemeleri karıştırdık. Şimdi kuru malzemelerini ekleyeceğiz. Unu eleyerek ilave ediyorum. Karışımımız hazır. Şimdi kek kalıplarını alıp pişireceğiz. 2 tane 20 santimlik kek kalıbına karışımımı paylaştıracağım. Keklerimiz hazır. 175 derecede 25-30 dakika pişireceğiz. Pastamızın iç kreması için malzemelerimiz 300 gram krema, 150 gram beyaz çikolata ve portakal rendesi kullanacağız. Kremayı kaynatmadan portakalı rendeliyorum. Portakal kabuğu ve krema kaynattığımız zaman daha sonra çikolatayla da bekleyeceği için çok güzel bir aroma kazanacak. Yerken o lezzeti hissedersiniz. Şimdi kremamızı ocakta kaynatıyoruz. Kaynayan kremamızı çikolatamıza ilave ediyorum. Şimdiden rengi koyulaşmaya başladı. Bekledikçe biraz daha koyulaşacak. Ganajımız hazır. En az 4 saat buzdolabında beklemesi lazım. Bir gece bekletirseniz daha güzel olur. Bütün aromalar birbirine iyice geçecek. Şöyle streçle hava almayacak bir şekilde kapatıyorum. Çikolatalı ganajımızı bir gece buzdolabında beklettim. Şimdi çırpacağız bunu. Şöyle kıvamını da göstereyim. Kremamızın kıvamı bu şekilde. Tadı çok güzel. Portakal aroması bir gece beklediği için çok daha yoğun bir şekilde geliyor. Ama bu kremayı daha da lezzetlendirmek istiyorum. Biraz bu tatlılığını kesmek için peynir kullanacağım. Şöyle bir kaşık krem peynir ekliyorum. Varsa elinizde süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz. Kremamız hazır. Şöyle kıvamını daha güzel göstereyim. Kremamız hazır. Şimdi bunu dolaba kaldırıp kekini halledeceğim. Şimdi keklerimizi kalıptan çıkarıp keselim.
Bu üst katmanları kullanmayacağımız yerler. Şöyle 4 parça kek elde ettik. Bu şekilde keki pişirdiğim çemberden koydum. Kremamızı sıkma torbasına almıştım ben. Şimdi kenarlarından bu şekilde sıkarak yapıyorum. Naked kek yapacağım. Onun için dış çevresini kaplamayacağım. Bütün kremayı içi ve üstüne kullanacağım. Şimdi düzlemesini yapacağım pastamızın. Kenar düzlemesi yaptıktan sonra en son bu üste çıkan çıkıntıları da şu şekilde spatulamızla içeri doğru alıyoruz. Pastamızın sıvama işlemi de bitti. Şimdi en güzel kısım olan süslemeye geldik. İlk öncelikle süslemek için malzemeleri saymak istiyorum. Nar kullanacağım. Biraz dekor amaçlı. Şöyle beyaz çikolatalı drajelerim var. Onlardan kullanacağım. Altın çilek. Bir de portakal kullanacağım. Pastamız hazır. Son hali böyle. Şimdi keselim, tadına bakalım. Şimdi pastamızın kesim ve tadım aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi görüntü olarak harika bir pasta elde ettik. Şöyle her katmanını göstereyim. Yaptığımız pastanın bir de tadına bakalım. Çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. O hafif o peynirin tadı geliyor. Beyaz çikolatanın tadını alıyorsunuz. O portakal tadı geliyor. O kekin güzelliği, o kekteki yumuşaklık. O kekteki yumuşaklık hissi çok güzel. Hepinizin afiyetle yiyebileceği çok lezzetli bir pasta. Şöyle de bir dokusunu göstereyim. Kek zaten yumuşacık. Hemen dağılıyor. Bugünlük videonun sonuna geldik. Eğer bu videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.